Tabii biz de beraberce şampiyonluklar yaşadığımız bir oyuncumuz ama açıkçası oyuncularımız gitse de kalsa da biz her halükarda ihtiyacımız olan oyuncuyla oynamaya devam ediyoruz. Feghouli'yi bugün iki değişik pozisyonda oynattım. Onunla biraz konuşmamız gerekiyormuş demek ki Feghouli'yle. Beraberce bir sohbetimiz oldu. Uzun zamandır olması gereken bir şeydi. Daha iyi olması için uğraşacağız ama bugün iyi oynadı. Biraz da açıkçası baştan bazı tecrübeli oyuncularla da ihtiyacımız oldu. Arda gibi, Feghouli gibi, hatta Cagne gibi. Onlar da iyi oynadılar bence. Feghouli'yi kazanabilirsek kazanacağız ama oynarken de değişiklikler olabilir. Ama dediğim gibi Galatasaray takımında her an her şey olabilir. Futbol dinamik bir oyun. Bunu hep söylüyorum. Bugün de yarın da her şey değişebilir. Ama ne kadar çok oyuncudan faydalanabilirsem bunu yüksek seviyede tutmaya çalışıyorum. Yani çünkü üç bacakta gidiyoruz. Gideceğiz yakında. Deplasmanlar, çarşamba pazarlar, pazartesiler. Dolayısıyla her oyuncuya ihtiyacımız olacak. Feghouli de iyi bir Feghouli olursa, istediğim Feghouli olursa böyle sevinirim de. Ama bazı arkadaşlarımızın performansından memnunum. Bazılarının biraz daha yukarı çıkması lazım. Feghouli daha da yukarı çıkması lazım. Teşekkürler Kaan, Safa. Teşekkürler. Evet, başka sorumuz var mı? Yoksa teşekkür edelim. Bir yolculuk bizi bekliyor zira. Teşekkürler. Sanıyorum. Metin soracak sanırım Eray, Metin. Metin, mikrofonunu açıp Metin soru sorabilir. Teşekkürler. Hocam tekrardan tebrik ederim. Şunu sormak istiyorum hocam. Kerem Aktürkoğlu bugün de oldukça başarılı bir performans sergiledi. Geçtiğimiz sezonda üstüne koya koya devam ediyor. Türk futbolu için oldukça önemli bir mevkide yer alıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun gelişimini nasıl görüyorsunuz hocam? Tabii Kerem ile ilgili gerek teknik olarak gerek atletizm olarak yani performans hocalarımızda programımız var. Özel çalışmaları da var. Dinliyor da o önemli. Açıkçası ikinci yarı ile ilk yarı bayağı farklı. İlk yarı daha çok top kaybetti ama ikinci yarı golde etkiliydi ilk golde ama ikinci yarı daha etkindi. Böyle bir Kerem tabii bizim için çok sevindiriyor. Muhakkak ki hatası olacak. Zaman zaman inişli çıkışlı olacak. Çünkü genç ve yeteneklerde, genç oyuncularda maalesef bu zaman zaman oluyor ama ben ona güveniyorum. Gelişeceğini düşünüyorum. Her geçen gün de rakip için tehlikeli bir hal alıyor. Bizi de çok sevindiriyor. Bunları da göğüsleyebilecek veyahut hazmedebilecek bir çocuk, bir genç. Onun için seviyoruz onu. Hep beraber de kolluyoruz. Diğer genç oyuncular gibi. Daha da iyi olacak. Yani oyuna her an ağırlığını koyabilen, özellikle pas oyununu da iyi oynayabilen bir Kerem çok daha fazla fark yaratabilir. Onun için gelişecektir hep beraber.